canımanne.com. Merhaba örgüseverler. Canımanne.com sitesi olarak sizlere bugün ekranda görmüş olduğunuz bu motiflerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben bebe ipi kullandım ve 3 milim tığ kullandım. Malzememiz bu kadar. Elinizdeki olan iplikleri değerlendirmeniz için güzel bir motif olacağını düşünüyorum. İsterseniz anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar, ben bu sefer sizlere bu motifimizi sütlü kahverengi ve şeker pembe renklerinde çalışacağım. İlk önce nasıl başladığımıza geçelim. Benim her zaman olduğu gibi yaptığım sihirli halkayla şöyle uzunca bıraktım. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Ve 3 trabzan yaptım. Buraya çok fazla sıkmadan devam edelim. Çünkü 24 tane böyle üçlü trabzan yapmamız lazım. Bu şekilde üçlü trabzanlarımızı 24 tane dolduralım. 24 tane doldurdum ve ilk trabzanın başına batıp bu şekilde kilitliyorum. Şimdi 3 zincir çektim. Pardon. 7 zincir çekeceğim. Çünkü burada 2 tane atlayacağım ve 3.'ye batacağım. O yüzden uzunca zincir çekmemiz lazım. Alışkanlık, hep 3 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzan olarak yine hepsini aynı noktaya olmak üzere 4 tane trabzan yapacağız. Tek noktaya 4 tane yaptım. Aralarında 2 zincir var. 2 tane atlayacağım. Ve 3.'ye batıyorum yine. 4 tane dolduruyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. 2 tane atlıyorum. 3. trabzanın başına batıyorum. 3. Ve bu şekilde tam 8 tane yapacağız. 7. yaptım. 8.'yi de göstereceğim. Şöyle 2 tane atladım. Tam bu zincirin olduğu yerin yine başındaki trabzana batıyorum. Fakat bu sefer buraya 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Çünkü zincirli bölümü de bir trabzan olarak sayacağız. Hemen böyle karşılığına denk gelen yere batıp bu şekilde ilk bölümümüzü tamamlıyoruz. Pembeli kısmı. Bir üst kısma geçeceğiz birazdan. İpimizi de temizleyelim arka tarafa doğru. Evet, böyle pembeli kısmı bitirdik. Evet, şimdi üst kısma geçiyoruz. Diğer rengimizi aldık. Ve zincirimizin olduğu kısımdan batıp yukarıya doğru 3 tane zincir çektim. Arkadan da kahverengi ipimi tutacağım. Bunu alt taraftan yürüteceğim. Böyle 2 tane üçlü trabzan dolduracağım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Aynı noktaya batıyorum. Şu an ilk köşemizi oluşturmuş olacağız. İki zincir çektim. Tığıma doladım. Bu aralardaki yerlerde trabzanlarımız ikili olarak devam edecek. Bir kere dolayacağız. Bir, iki kere de çekeceğiz. Bir kere doladık. Bir, iki kere de çektik. Araya 2 zincir, tığıma doladım. Köşe yapacağım için 3 seferde çıkıyorum. İki, üç. Köşeye dönüyorum 3 zincirimle. Yine aynı noktaya batıyorum.
İki zincir çekiyorum. 2 litre abzan yapıyorum. 3 tane şimdi de. Bu şekilde diğer köşeye de oluşturalım. Evet, bu şekilde 2 tane zincir çektim ve en başta yapmış olduğum trabzanın içinden bu şekilde geçtim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi hemen ilk trabzanın başına batıp buralara sık iğne dolduracağız. 2 tane yaptım. Köşelerde 3 tane yapacağım. Bu sıramızda sadece bu şekilde sık iğne geçeceğiz. Hepsinin başına batıyorum. 2 zincir çektiğim yerlerde 2 tane. Köşelerde 3 tane. Sık iğne geçeceğiz. Köşeye geldim. 3 tane çek zincirimi yaptım. Ve dönüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sık iğne yaptığımız kısmı da bu şekilde tamamladık. Bu şekilde kaydırma zincirimi yaptım ve 3 zincir çekerek üst sıraya çıktık. Buraya da bu şekilde 2 tane trabzan yaptım. Köşe noktayı oluşturmak için bir tane kenarda, bir tane bu kenarda kalacak. Orta bölüme 2 tane batıracağız. Bir tanesini battım. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batacağım. Bu şekilde kaşığı oluşturmuş olduk. Diğer tarafları normal dolduruyorum. Diğer köşeye kadar örelim. Tekrar köşeye geldim. Bir tane üçlü trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Köşelerimiz bu şekilde yapılıyor. Bu da motifimizin son sırası olacak. Ben diğer köşeleri de oluşturayım. Ve bu motifimizi de bitirip videomuzu sonlandıralım. Evet, motifimizin son sırasını tamamladık. Ve bu şekilde de bitirdim. Bir zincir yaptım. İpimizi de arkaya doğru gizleyelim. Bakın, motifimiz bu şekilde. Kenarları koyu renk olduğu zaman da pembe daha bir gösterişli durdu. Bu şekilde de güzel duruyor. Nasıl isterseniz. Tabi bunlar gerdirilince birazcık daha da büyüyecekler. Böyle dört köşesinden gerdirirseniz daha güzel olacaktır. Bir motif birleştirme ile ilgili birkaç videomuz var zaten. Onlardan yararlanabilip istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. İsterseniz ekerek, isterseniz tığ yardımıyla. Motifimiz bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Hem örmesi kolay hem de zarif. Çok şirin bir model oldu. Bu şekilde motif videolarımız devam edecek. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.